Şuraya falan. Şu karşı kaleye bayrağına kalmış. Şurada şurada. Şöyle tamam. Kes. Öncelikle bugün Kars'ta olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii bugün hem teşkilatımızın yeni il binasını açtık hem yeni bir arkadaşımızı Muhammed Bey'i il başkanı olarak görevlendirdik. Ben öncelikle camiamız için, Kars'ımız için, ülkemiz için hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Tabii güçlü bir yönetim oluşturdular. Kendilerine de şimdiden başarılar diliyorum. Erzurum'dan sonra dün Ardahan'daydık, bugün Kars'tayız. Son 40 gün içerisinde 30'dan fazla vilayet, 100'e yakın ilçeyi gezdim. Tabii burada esnafımızla da, halkımızla da, emeklimizle de, işçimizle de, özellikle bu bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızla da bir araya geldik. Yani büyükbaş ya da küçükbaş hayvan yetiştirici birliklerimizi ziyaret ettik. Efendim esnafımızı ziyaret ettik, Kızılay'ımızı ziyaret ettik. Valiliğimizi, belediyemizi ziyaret ettik. İşçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Tabii Kars Serhat şehrimiz aynı zamanda bir üniversite şehri olmuş. Üniversitemizi ziyaret ettik. Sadece bölgenin gençleri, çocukları değil, aynı zamanda Türkiye'nin pek çok noktasından, özellikle tıp fakültesine, veteriner fakültesine, diğer fakültelerimize ciddi bir rağbet olduğunu öğrenmiş bulundum. Büyük bir memnuniyet duydum. Aynı zamanda hem Azerbaycan gibi Türk Cumhuriyetlerinden, Gürcistan'dan, İran'dan gelen öğrencilerimiz var. Hem de Afrika başta olmak üzere diğer ülkelerden de Kafkas Üniversitesi'nde ciddi sayıda öğrenci geldiğini de öğrendik. Bundan da büyük bir memnuniyet duydum. İnşallah Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye'yi geziyoruz, Anadolu'yu geziyoruz. Son 3 ayda, 6 ayda üye sayısını %130 olarak artırdık. Son 3 ayda da %51 artırdık. En fazla oran olarak artıran siyasi partiyiz. Aynı zamanda eksik olan teşkilatlarımızı da süratle tamamlıyoruz. Ve inşallah 2023'e kadar seçim satım haline girildiğimize kadar biz bu çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam edeceğiz. Ve inşallah 2023 seçimlerinde de Büyük Birlik Partisi kendi adıyla, amblemiyle ve listesiyle Cumhur İttifakı içerisinde yerini alacak ve mecliste de güçlü bir şekilde temsil edilecek. Bu ziyaretlerimizde, esnaf ziyaretlerimizde, birlik ziyaretlerimizde izlenimleriniz nedir? Tabii şu anda da Seyit Hasan Harakani Hazretlerinin türbesini, kabrini ziyaret ettik. Buradaki tarihi mekanları ziyaret ediyoruz. İşte bu arkamızda görmüş olduğunuz daha önce kilise burada maalesef işgal dönemlerinde iş adamlarımızın katledildiği biliniyor. Yukarıda Kars kalemiz var. Gerçekten Kars bu anlamda da tarihi eserler anlamında da çok büyük zenginliğe sahip. Buradan da inşallah Ani Harabelerine gideceğiz. Orayı da ziyaret edeceğiz. Büyük bir mutluluk duyduğumu ifade edeyim Kars'ta olmaktan. Tabii esnafımız pandemi sürecinde özellikle hizmet sektöründe olanlar, kapananlar özellikle büyük sıkıntı çektiler. Ama gezdiğimiz, konuştuğumuz esnafımızın tabii sıkıntısı yok mu? Var. Ama büyük oranda toparladıklarını ifade ettiler. Tabii Kars özellikle Kars kaşarı ve bal üretimi açısından zengin bir ilimiz. Daha çok alışveriş yapılan ya da dükkanlara baktığımızda zaten daha çok bu iki ürünün ön planda olduğu, peynir çeşitlerinin ön planda olduğu, bal çeşitlerinin ön planda olduğu bir satış merkezi olarak da gözüküyor. Onlara da hayırlı işler diledik. Bol bereketli kazançlar diledik. İnşallah daha güzel olacak. O nereden çıktı ya? Hadi Allah'a ısmarladık. Kaçtık oraya da gittik olalım. Buraya kadar geldik. Selamünaleyküm. Hadi bismillah. Kolay gelsin.